Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi. İktidar vaat makamı mı? Bizzat sokakta gözlemledim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere iki maaş tutarında ikramiye vaadi sokakta karşılık bulmuş. Kılıçdaroğlu'nun depremzedelere bedava ev vaadi. İktidar tarafından imkansız gibi gösterilse de Kılıçdaroğlu bunun hem mümkün hem de zorunlu olduğunu hepimize gösterdi. 22-23 imzalı devlet güvencesiyle aldıkları evleri yıkılan deprem mağdurları artık yeni evlerine bir kuruş ödemeden sahip olmanın bir hak olduğunu konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik ilk otomobilim ÖTV'siz vadide satın alınmış. En ucuz sıfır arabanın vergiler nedeniyle 1 milyon liraya yaklaştığı bir ortamda birçok aile ÖTV'siz araba almak için seçim sonrasını beklemeye başlamış. Kılıçdaroğlu'nun vergisiz cep telefonu, faizsiz KYK kredisi gibi vaatleri de gençlerin gündem maddelerinin başında geliyor. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelir gelmez 100 bin öğretmen ataması taahhüdü de atanamayan öğretmenlerin gündeminde birinci sırada. Kılıçdaroğlu'nun kamuya eleman alırken mülakata son verici vaadi de mülakat ve torpil mağdurlarını heyecanlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun vaatleri kamuoyunda karşılık bulunca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da vaatlerini açıkladı. Ancak Erdoğan'ın vaatleri biraz komik kaçtı. Depremzedeye krediyle ev vaadi zaten mevcut uygulamaydı. Emekliye 2000 TL bayram ikramiyesi zaten bir uygulamadaki yetersiz bir artıştan ibaret oldu. Gençlere 10 GB internet vaadi gerçekleştirmek içinse seçimi beklemeye gerek yok. Cumhurbaşkanı bunu hemen bugün gerçekleştirebilir. Gençlere vergisiz telefon da aynı şekilde kolayca yapılabilirdi ama seçim sonrasına bırakıldı. Kabuda mülakat bitecek vaadi ise adeta trajikomik. Zira mülakatı kendileri koydu ve bugüne kadar torpilli işe alımlarda büyük bir mülakat mağdurları ordusu oluşmasına neden oldu. Gençlere faizsiz KYK kredisi konusuna girmiyor dahi. Gençler bu konuda bir kez hayal kırıklığı yaşadı zaten. Peki ama imar affı yasaklanacak vaadine ne diyorsunuz? Erdoğan 6 Şubat'ta yaşanan depremle yerle bir olan kentlere dahi 2018'de seçim hediyesi olarak imar affı vermişti. Daha önce defalarca yazıp söyledim. Bugün bir kez daha kalın bir çizgiyle altını çiziyorum. Muhalefet seçim kampanyasında vaat açıklayabilir. Ancak iktidar vaat makamı değildir. İktidar yapar ve halkın hizmetine sunar. Erdoğan 2018 Haziranından bu yana bütün yetki ve güce sahip. Yapacağım dediği her şeyi 21 yılda, özellikle de son 5 yılda zaten yapmış olması gerekiyordu. İşte bu yüzden Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kampanyası adeta ölü doğmuş gibi. Değişim için doğru zaman, zaman olduğu doğrudur. Ancak insanlar değişim beklerken 21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın hala doğru adam olduğu konusunda şüphelerim var kalın siyasi destek için gitmedim. 10 Nisan 2023 günü bu ne perhiz bu ne lana turşusu başlıklı bir yazı yazmıştım. Yazının ana fikri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ziyareti sırasında ABD yönetimine sizinle birlikte çalışmak istiyoruz mesajı verdiği, buna karşı eli boş döndüğü ve ABD'nin Türkiye karşıtı eylemlerini sürdürdüğüydü. Yazıda ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşen ABD elçisine muhatabın benim diye tepki göstermesinin de o ziyaret sonrasında denk geldiğine dikkat çekmiştim. Yazının yayınlandığı gün kalın aradım. Yazım nedeniyle üzüldüğünü ve kızdığını iletti. Kendisinin cevap hakkına saygı duyduğumdan görüşlerini sizlere aktarmak istiyorum. Kalın, ABD'ye verilen birlikte çalışma mesajının siyasi destek talebi olmadığını, tersine iki müttefik ülke arasındaki işbirliğini kapsadığını vurguladı. ABD'den siyasi destek istemediğinin altını çizen Kalın ABD'deki muhataplarına hem Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı hem Kongre'de görüştüğü yetkililere ayrıca Türkiye'ye F-16 satışıyla Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin tavrı arasında bir ilişki kurulmasının doğru olmadığını anlattığını aktardı. Kalına göre Türkiye görüşmelerde hiçbir konuda geri adım atmadığı için Washington'dan eli boş dönme yorumum da doğru değilmiş. Oysa ben eli boş dönmek deyimiyle ABD'nin söz konusu ziyaretten sonra da PKK'yı desteklemeye, F16 satışını engellemeye ve Türkiye'nin Rusya ile ticaretine karşı çıkmaya devam etmesini kastetmiştim. Yorumu size bırakıyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.